Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bir Hikayem Vardı podcast'ime tekrardan hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi bugün çok çok güzel bir konuya değineceğiz. Son zamanlarda hayatımıza gelen dizilerde bol bol karşılaştığımız sembollerden bir tanesi hayat ağacından konuşacağız. Birçoğumuz için birçok şey ifade ediyordur muhakkak. Çünkü hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor hayat ağacı. Bununla da alakalı ben de güzel bir podcast hazırlamak istedim. Nedir bu hayat ağacı? Neden bu kadar önemlidir? Bunu biraz açalım. Araştırmış olduğum bilgiler neticesinde ben de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Hayat ağacı dünya kültürlerinin bildiği ve sevdiği insanlığın ortak kültürel unsurlarından biri. Ağacın sembolizmde çeşitli yönlerden yorumlara yol açan bir yeri bulunuyor. Hepimizin hayatında da ağaç sembolünün bir yeri olduğunu düşünmekteyim. Hayat ağacı günümüzde de günlük hayatta da, edebiyatta da, sanatta da ve birçok alanda kullanılan sembol olmaya devam ediyor ki bunu birçok örneklerde de görebiliyoruz. Bir şekilde karıştırdığımız kitap yaprakları arasında, bir dizinin, bir filmin detayında, mimaride birçok eski yapıtlarda da karşımıza çıkıyordur. Özellikle mimari ve el sanatları, aynı zamanda edebiyatta birçok sanat dalında da yaygın bir şekilde işlenmiştir. Bizim kültürümüzde, Anadolu kültüründe olduğu gibi hemen hemen dünyanın her tarafında da ağaç sembolüyle karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle inanışla başlamak isterim buna. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana pek çok varlığı kutsal saymış. Kutsal saydığı varlıkları yazıya, dile, dine, sanata dökerek günümüze ulaştırmayı sağlamıştır. İnsanoğlunun bu kutsal saydığı varoluşlardan belki de en bilinenlerden bir tanesi de muhakkak ağaçtır. Dünya üzerinde yaşayan en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar ağaçlara çok zengin anlamlar yüklenmiş ve ağaçlarla ilgili oldukça geniş bir inanış oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu toplumlarda ağaçla ilgili sayısız mit ve efsane ortaya çıkmıştır. Bunların birçoğunu zaten şahit oluyoruz ki okuyoruz oradan buradan, efsaneleri de duyuyoruz. Bu bağlamda ağaç mitolojinin de en çok sevdiği ve sık sık kullandığı bir sembol olmuştur. Mitolojilerde çoğunlukla yer alan ağaçlar, özellikle bizim Anadolu kültüründe de yaygın bir şekilde görmüş olduğumuz zeytin, akasya, meşe, defne, çam, selvi, sedir, kavak, palmiye, hurma, badem ve çalıdır. Bu yüzden yeryüzünün en yaygın inançlarından biri olan ağaç kültürünün şekli kültürden kültüre farklılık göstermekte. Genellikle benzer sembolik anlamlar yüklenir. İnsanlar da onda öz hayatlarını ve ruhlarını bulurlar. Ağaç sembollerinin gerek dinler tarihinde, gerekse mitolojide, gerekse folklor ve sanatta da bu denli yoğun olmasının sebebi olarak ağacın görünüşü ve yapısından kaynaklandığı da tahmin edilmektedir. Yaşayan her insan gibi hep yukarı göğe doğru uzanarak çıkmak, boy atmak ve meyvelerini vereceği başa ulaşmak eğilimini ve özlemini gösterir ağaç aslında. Dünya kültürlerinde doğurganlığı, ölümsüzlüğün, şansın, bereketin, sağlığın, hastalıktan kurtulmanın da sembolüdür. Aslında bir bakıma da şifa sembolüdür ağaç. Tanrı ile iletişim ağaç uluyla kurulmuş mesela birçok kültürde. Tabiat olayları da ağaçlar vasıtasıyla düzene girmiştir birçok toplumda aynı zamanda. Ağaçlar yağmuru yağdırma veya durdurma, güneşin batması, ayın tutulması, sürüleri ve sığırları çoğaltma, kadınları kolayca doğurma gücüne sahip bir varlık olarak düşünülmüş. Yıllar boyunca, bütün gelenekler boyunca insanoğlu için ruhsal, fiziksel ve öteki dünyanın sürekli kutsallığını ve hayatı simgeleyen doğal bir form oluşmuştur.
ağaçlarla alakalı ve genellikle tanrısallığı ya da dinsel bir oluşumu simgelemiş birçok toplumda bugüne kadar gelerek ki bugün de hala devam ediyor. Özellikle şamanizmde başlayan bir durum söz konusu olmuştu. Bunlara gireceğiz birazdan. Dünya dinlerinde ağaç sembolizminde genellikle Tanrı bir ağaca tezahür eder. Böylece ağaç Tanrı'nın yeryüzündeki bir sembolü olur. Bu nedenle faydaları, estetik özellikleri, sonbaharda kuruyup baharda yeniden canlanmasıyla hayatın safhalarını da temsil etmektedir. Çiçeği, meyvesi ve diğer özellikleriyle tarih boyunca insanların dikkatini çeken ağacın insan hayatının her safhasında kullanılması ona karşı özel bir ilgi uyandırmıştır arkadaşlar. Şimdi biz hayat ağacı diye konuyu belirledik ama bu inançlar kutsal ağaç, dünya ağaç, evren ağacı gibi çeşitli isimlerle de adlandırılmıştır aynı zamanda. Mitolojilerde dünyanın merkezinde, semavi dinlerde cennette bulunduğu anlatılan kutsal ağaç hayat ağacıdır. Yeryüzünde ölümsüz olmayı başaramayan insanoğlu bu defa çareyi ölümden sonra dirilmeye veya ruhun ölümsüzlüğüne inanmakta bulmuş. Hayat ağacı motifi bu duyguları simlemek için kullanılmıştır. Birçok kültürde de hayat ağacının biçimsel özellikleriyle ilgili birçok çeşitli yorumlar yapılmış. O bütün alemi birbirine bağlar. Kökleriyle cehennemi, gövdesiyle yeryüzünü, dallarıyla cenneti kapsar. Dalları Tanrı'nın evine yani cennete kadar uzanır. Dünyanın en büyük ağacıdır. Hayat ağacı bazen de baş aşağı çevirmiş olarak hayal edilir. Buna göre hayat ağacı kökleri göğe uzanan, dalları yeryüzünü saran ve her şeyi aydınlatan güneş anlamına da gelmiştir. Bazen evren baş aşağı çevirmiş bir ağaç olarak da tasarruf edilmiştir birçok kültürde ve bugüne kadar gelen figürlerde. Bu sebeple de birçok kaynakta kozmik ağaç, dünya ağacı, evren ağacı ve hayat ağacı aynı özelliklerdeki ağacı ifade eden ağaçlar arasında ağaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar toplumdan topluma, kültürden kültüre farklı şekillerde ifade edilmektedir ki bunun da zaten hemen hemen birçoğunu açıklamış oldum burada. Bütün dünya kültürlerinde kullanılan en eski kutsal ağaç formu hayat ağacıdır. Daha sonra hayat ağacı ve kuş başlı yaratık betimlemeleri Hitit, Asur mühürlerinde sıklıkla görülmüş. Aslında hayat ağacı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın kutsal kitaplarında bahsedildiği gibi ilk insana kadar eskidir. Hayat ağacının yeri farklı yorumlara rağmen genellikle dünyanın merkezinde ve göbek çukurundadır. Bu merkezde yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü arasındaki iletişimi sağlayan temel bir eksen bulunur. Bu eksen hayat ağacıdır. Fakat dünya üzerinde bütün toplumların sabit olarak kabul ettiği belli bir merkez yoktur. Her medeniyet kendi kabul ettiği kutsal mekanı merkez saymıştır. Bu merkez genellikle yüksek bir dağdır. İslami gelenekte dünyanın en yüksek yeri yani merkezi Kabe'dir. Hristiyanlarda Golgota Tepesi, Hindistan'da Meru, Filistin'de Gerizim'dir. Yakutlara göre Akdağ'dır. Türk kültüründe genel olarak Cennet ile Hayat Ağacı doğu bölgelerinde bulunur. Kırgızlara göre dünyanın merkezi Kaf Dağı'dır. Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerine göre Hayat Ağacı cennetin ortasında bitmiş bir ağaç olarak tafsir ediliyor. Biçiminden ya da türünden bahsedilmez. Her kanıt merkezdedir. Yani Hayat Ağacı'nın sabit bir yeri yoktur. Her millet kendi kültüründe neresi kutsalsa oraya Hayat Ağacı'nı dikmiştir. Hayat ağacı genellikle ulaşılması çok zor olan bir yerde yılanlar tarafından korunmaktaydı. Hayat ağacı bütün alemi birbirine bağlar. Kökleriyle cehennemi, gövdesiyle yeryüzünü, dallarıyla cenneti kapsar demiştik. Dalları Tanrı'nın evine yani cennete uzanır da demiştik. Biraz daha eskiye gidersek Asur ve Urartu dini inançlarında hayat ağacı Selvi hayat ağacıdır.
bu kültürlerin sanat eserlerinde hayat ağacının iki yanından yer alan kanatlı cinler ellerindeki ayin kovalarında cam kozalakları batırarak aldıkları suyu hayat ağacına serpmektedir. Ayin, su ve hayat ağacı ile birlikte bereket dileklerini de ifade etmekteydi. Anadolu'ya döndüğümüzde, Anadolu'nun karış karış gezdiğimizde de kutsal ağaç motifinin çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Eski Türkler başlangıçta yüce bir yaratıcı inancına sahip olmakla beraber tabiat varlıklarını da kutsal kabul etmişlerdir. Hayat ağacının Türk inançlarında çok çeşitli sembolik anlamları vardır ve hayat ağacı Türk boylarında farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Fakat genel olarak bayterek, baygaç veya bayağaç olarak adlandırılmış, yeryüzünün merkezinden Tanrı katına yükselen bu ağaç, yer ile gök arasındaki kutsal değnek olarak da tanımlanmıştır. Bu değnek gökyüzündeki ve yer altındaki ruhların bir geçiş yoluydu. Eski Türklerde tabiata kutsallık verme kültürü yer su terimleriyle ifade edilmiş. Yer su inancında dağ, taş, su, ateş, orman, ağaç ve benzerinin kutsal kabul edilme anlayışı bulunuyor. Yer su inancı içerisinde kutsal ağacın özel bir konumu vardır. Türk boyları ağaçlarda büyük bir zenginlik ve anlam bulmuşlardır. Ağaçlarla ilgili birçok efsane geliştirmişlerdir. Varlığın kaynağının hayat ağacından geldiğine inanılmış. Özellikle de doğurganlık ve türeme konusunda anlatılan efsaneler oldukça ilgi çekicidir. Türklerde türeme çoğu zaman bir ağaçla ilişkilendirilmiş. Son zamanlarda Türk yapımı olan Atiye dizisinde de görüyoruz aslında. En son ikinci sezon bölümünde, daha doğrusu orada da bir ağaç altında doğuramayan kadınlar oraya yatardı. Bu aslında Anadolu'nun kökünden bugüne kadar gelen bir inanış. Türklerde türeme çoğu zaman bir ağaçla ilişkilendirilmiş dedik. Şamanların türemesinde de ağaçların önemli bir rolü vardır. Bir Yakut söylencisine göre şamanların hayat ağacından doğduğu, dallarında yuvalar taşıyan ulu bir akçam yükseldiği ve büyük şamanların bu ağacın en üst dallarında, orta şamanların orta dallarında, en küçük şamanların ise alt dallarında yuvaladığı belirtilmekteydi. Hayat ağacının sembolik anlamları dünya toplumuna göre farklılık gösterir dedik. Fakat bu ağacın temel özelliği ebedi canlılık ve hayat kaynağı olması. Diğer vasıfları toplumdan topluma da gelişmiştir ama bütün toplumlarda ebedi canlılık ve hayat kaynağı olarak betimlenmiştir arkadaşlar. Hayat ağacı nedir? Ebedi canlılık, sonsuza kadar yaşama, yok olmaya karşı direnme, onun mutlak gerçeklik olduğu anlayışını doğurmuştur tüm kültürlerde. Bu düşünce hayat ağacının sağlık, gençlik ve ölümsüzlük kaynağı olduğu düşüncesini de geliştirmiştir. İnsanlar yeryüzünde ölümsüz bir yaşam arzulamıştır ki bu hala bugünkü yüzyılda bile devam etmekte. Bunun için şifalanıyoruz, dualar, meditasyonlar yapıyoruz. Özellikle yogada da ağaç pozisyonları vardır bildiğiniz gibi. Bu da aslında daha çok gençlik, ebedi huzur, ebedi mutluluk, spiritüel gerçeklik, başka bir dünyaya yolculuk gibi anlamları da içinde barındırıyor diyelim. Aynı şekilde meditasyonda da hayat ağacıyla alakalı birçok sembolde meditasyona girdiğimiz noktada düşüncelerimiz arasında geçiyor. Ve özellikle uzun bir meditasyon yolculuğuna gittiğimiz noktada gözlerimizi kapatıp bu hayat ağacına ulaşma yoluna aslında gidiyoruz. Birçok meditasyon yapan arkadaşlar beni anlamıştır. Kenarları çiçeklerle ya da yeşillikle bezeli bir yolda yürüdüğünü hayal edip o patika yolda giderken kocaman bir ağaç çıkar karşına, o ağaca sarılırsın, o ağaçla bütünleşirsin ve huzuru o ağacın altında bulursun ki bütün aslında yoga ve meditasyonda da ağaç
hayat ağacı hemen hemen her şeyde karşımıza çıkıyor deyip şöyle bir hayat ağacını ele aldık. Neymiş, neleri ifade ediyormuş, neden bizim için bu kadar önemli, bütün dünya toplumlarında, bütün dünya kültürlerinde farklı inanışlarda, farklı farklı sembollerde veya düşüncelerde betimlense de aslında ortak noktası aynı. Daha çok şifa, doğurganlık, gençlik, ebedi yaşam, huzur ve gücü temsil ediyor. Ki biz de bugünün şartlarında ona ulaşabiliyoruz yaptığımız meditasyonlarda. Ve iç yolculuğumuzda ben öyle inanıyorum. Benim için de önemli bir sembol idi hayat ağacı. Bakın bu sembolleri sevdiyseniz yorum olarak bana yazabilirsiniz. Tabii ki buradan yazılmıyor zannedersem ama Instagram üzerinden sonrasında başka sembolleri de konuşalım isterim ki arzu ediyorsanız eğer deyip podcast'imi sonlandırıyorum. Hepinize keyifli, bol sağlıklı, bol güzel günler dilerim. Hoşça kalın.